Herkese merhaba efendim. Bugün çok uzun zamandır görüşmediğimiz, aslında çok sık görüştüğümüz ama şöyle kameralar karşısında görüşmediğimiz sevgili Olcay Bey ile 5 yıldır görüşmemişiz değil mi? Olcay Bey ile görüşmek Beşinci yıl. için geldim, evlerine ziyarete geldim. Ne yapalım, nerede oturalım dedi. Dedik, hadi o evde oturalım madem. Kendimiz kendimize şöyle bir Daha konuşalım. önce neredeydik? Minti Minti minti. Minti dedik. Biraz dışarı çıkmayı istemiyoruz çünkü kalabalıklar falan. Dışarı çıkarsak İşte çok gürültülü Doğru. ortamlar var. Kapalı ortama girmek istemiyoruz. İnsanlara da susun diyemeyiz. Onun için kendimiz şöyle sakin sakin bakalım bu 5 senede neler oldu, neler yaptık diye. Tabii. Olcay Bey'i bir sorguya çekmeye geldim. Duydum ki bir şeyler varmış sanki de. Galiba. Galiba. Fark Galiba. yaratanlar yaptık. Sivil Gündem'le birlikte çok güzel 9 kaç tane yaptık. 9 tane yaptık. Pandemi 9 girince tane yaptık. araya yapamamıştık ama geçtiğimiz sezon onu da yaptık. Tabii işte toplamda 10 tane Pandemide de benim maskelerimizi planım taktık. 9'da kalmak Dokuzda durumunda kaldık. kaldık. Bu sene de artık oradaki bayrağı dostlara Devredin. devrettik. Tamam. Ve 35 yıllık meslekler hayatımda neler biriktirdiysem, heybemde neler biriktirdiysem artık sıra o heybedikleri paylaşmaya Güzel. geldiğini düşündüm. Ve son yaklaşık 6-7 aydır çok yoğun çalışma içerisindeyim. Ama kendi kendime bir çalışma içerisindeyim. Yani yapıyorum da işte koşuyorum da geliyorum da gibi bir şey yok. Fakat zaman yapımını kaybetmiş durumdayım. Benim için geceyle gündüzün hiçbir farkı kalmadı. Mesaili de çalışmayınca zaten okula Evet. giden çocuk da olmayınca tamamen hangi yıldayız? 2023 mi? Hala mı? Hala değil. Hala var bir şeyler. Ben Hala. çünkü 2020'yi hiç saymıyordum. Hep böyle kalmıştım o 99'da. Bir türlü aşamamıştım onu. Onun için soruyorum size de. Sonra hadi Anladım. sözünüzü kestim yine. Balla. Bu konuda ne yapabilirim, ne yapamam diye düşünürken aslında ben çok yoğun bir şekilde can sıkıntımı nasıl giderebilirim düşünüyorum. Çünkü canımı sıkacak o kadar çok şey var ki üstüne gelen birbirini tetikleyen. Ama evimize bir bal haznesi geldiğine göre ben bugün o konulara girmeyeyim. Tamam. Kaldığımız Zaten yerden devam orayı edeyim. konuşmamak gerektiğini Evet, hep konuşuyoruz. Çünkü. Şimdi ben şunu gördüm Canan Buyurun. Hanımcığım. 35 yıllık meslekler hayatımda, ler diyorum çünkü 4 tane mesleğin nüvelerini taşıyacak kadar. Onların şu anda eğitimlerini, eğitim sözcüğünden ben hoşlanmıyorum da. Mesleklerinizi de söyleyin isterseniz. Valla Belki siz bir kere tanımayanlar vardır benim eğitim. ana mesleğim ben satıcıyım. Üniversiteyi bitirdikten sonra da ben satıcılık mesleğini isteyerek girdim. Yani iş bulamadığım için Pazarlamacı mı? falan değil. Ben Satıcı. satıcıyım. Ben satıcıyım. Çok uzun yıllar büyük şirketlerde çalıştım. Küçük şirketlerde çalıştım. Kendim bir şirket kurdum. Çalıştım. Büyüyemedim, küçük kaldım. O çünkü orada finans şeyleri falan Tabii tabii. gerekiyordu. Çünkü ömrüm boyunca bir tek şey yapamadım, para kazanmayı becerebildim. Onun dışında çok şey becerdim. Hani derler ya siz kafanızı çalıştırın, o sizin cebinizi doldurur diye. Ben kafamı çalıştırdım, o benim cebimi dolduramadı ama bana bir melek verdi. Eşim benim Ne güzel. arkamda, benim Kameranın yaşadığım, arkasında şu anda evet o. şu anda kameranın arkasında bizi Hayatınızın yönetmenlik yapıyor. Her arkasında. zaman öyle o. Evet, ne güzel. Ve şunu yapmaya çalıştım ben. Bir şey yapıyorsam ki o lafı da çok severim, vuruyorsan duyur, Ses gelir. evet veriyorsan duyur diye. Yaptığım işi öğrenmeyi istedim. Ve hep sahalarda öğrendim. Bölge müdürlükleri yaptım. Benim makamda hiç kimse göremedi. Türkiye Ticaret Müdürlükleri yaptım, Satış Müdürlükleri yaptım. Yerimi ben göremedim. Hep satıcılarımla beraberdim. Ama olması gereken buydu Evet, zaten hep değil mi? böyleydi. Ya masaya Hep öyleydi. oturmak değildi. Bir de ben satışı çok sevdim. Çünkü satış şeyi de birlikte şu anda yapmış olduğum işlere de bakıyorum. Bir felsefe aslında, bir yaşam felsefesi satış. Mesela ben yaklaşık 20 yıllık bir gazetecilik geçmişim var. O da mesleklerimden biri. Orada da hala satıcılığın nosyonlarını kullanırım. Satıcılığın benim hayatıma kattığı o kadar çok şey var ki ama buradaki satıcılıktan kastım eşeği boyayıp satmak değil. Tabii. İyi şeyi, iyi içeriği, iyi İşin malı. etiği. Ondan sonra dedim ki ya ben bu kadar şey öğrendim. Ne öğrenmişim bir bakayım. Canancığım ben 41 kere eğitimini verebileceğim şeyler öğrenmişim. Maşallah. Onunla da sitemize
O siteyle çok uğraştık ama sitemi buraya koyduk. Senin adını söyleyebiliyor muyuz? sivilgündemplatform.net Net olarak. Net. Sivilgündemplatform.com'u hacklediler. Özellikle net olarak belirtmek evet, istedim onun için. Evet. Komu hacklediler. Niye hacklediler onu anlamadım. Orada şeyler mi dönüyor? Tanıtımları mı dönüyor şu anda? Orada hem tanıtımları dönüyor hem de tanıtımlardan ziyade içerikleri var orada. Hangi eğitim? Mesela hepsi birden aklımda kalmıyor. Şimdi izni de kopya çekeceğim. Tabii ki. İşte satıcıya notlar ve ipuçları, satış yöneticisine notlar ve ipuçları, işverene notlar ve ipuçları, kaldı ki bunun bir diğer adı da patron yangınları. İşletme yöneticisine notlar ve ipuçları, reprezantlara, tıbbi mümessilleri. Satış üzerine olan. Bunlar satış üzerine evet, olanlar. Bir de butik söyleşi daha çok var. Bir de benim uydurduğum bir deyim var, butik söyleşi. Deneyimlerinizi paylaştığınız söyleşiler mi olacak onlardan? Hepsi aslında. Aha. Hepsi. Ben eğitim sözcüğünü sevmiyorum. Kendimi bildim bile. Bana birisi eğitim dediği zaman soğuk mu kalıyor? Soğuk kalıyor. Yani mesafe mi koyuyor? Şey, Napolyon gece uyurken yaver gitmiş. Efendim demiş, kalkın kalkın. Bir şöyle bir hışımla kalkmış. Ne oldu demiş. Ya demiş, İtalyanlarla başımız belada. Allah kahretsin demiş. Bende ders var sandım. Yani o kadar ya. Savaşa evet, gidecek ama derse gitmek. Onu düşünmüş. Dolayısıyla eğitim dediğimiz zaman, ki bir de eğitim sözcüğünde bir de şöyle bir şey var. Beni iten, eğitmek benim haddim değil. Ha evet, eğitimin verebilen eğitimci şeyini de aldım, kursunu da aldım. Yaklaşık 20-25 tane kurs gördüm bu 35 yıllık. O da şeyde, bir şey yani, bilmek bir yani, şey bildiklerini tabii, aktarabilmek, zerk edebilmek de çok önemli bir şey. Tabii ki. Benim yapmaya çalıştığım şu. Mesela şuradan bir tane seçelim, söyleyeyim ben tamam, size. Hizmet satışı etiği, hizmette pardon yoktur. Ben damdan düştüm. Çünkü hizmet şirketlerinde satış yaptırdım ben. Hem ben yaptım, hem satış gruplarım vardı. Damdan düşerken o kadar çok şey gördüm ki. Evet, ben aslında, evet, ben deneyimlerimi paylaşıyorum. Tabii tabii. Dolayısıyla insanlara etik şeydi diye anlatacağım çok fazla bir şey yok. Bunlar sadece kitap bilgisi değil, hayat değil, bilgisi aslında sobaya, anladığım kadarıyla. Sobaya dokunursan elin ne zaman yanar? Yanacağını evet, bileceksin. Ben yanmadan ben sana söyleyeyim diyorsun ama genelde de herkes gider diye evet, düşünüyor. Ama işte deneme yanılma yöntemini seven. Sonra o da aynı sana söyler. O da yapmaz. O da yapmaz. Böyle bir şeydir bu. Herkesin elleri yanık biraz. Bu kadar çalışmayla birlikte şunu gördüm. Biz iletişim zararlılarının hükmettiği bir dünyada yaşıyoruz da bu iletişim zararlıları. İşte nakıslık, kendini beğenmişlik, söylemekte hoşlanmıyorum ama öğretilmiş aşağılık duygusu gibi. Dedim ya bunları da ben birilerine anlatayım. Bizim çay ocağımız var. O çay ocağımızda ben insanlarla oturup konuşmaya başladığım zaman böyle işte bir kişiye konuşmaya başladığım zaman iki oluyorlar, üç oluyorlar, dört oluyorlar. Sohbet tatlı geliyor evet, yani. Evet. Sonra bana sorular sormaya başlıyor. Demek ki sohbet edilebiliyor evet, ve dinlenebiliyor diye kendinize o zaman güveniniz. Aynen. Evet, aynen onu anladınız. O. Fakat işin de şu yönü vardı. Bu işi, bildiklerimi paylaşmayı, ticari mecrana dökmeyi düşünürsek işin mali boyutu var. Asla ve asla aman kaçak yapayım, aman şu olsun bu olsun onu asla düşünmedim. Asla düşünmedim. Asla düşünmedim. Çünkü kesilen her faturada tüyü yıkmamış yetimin hakkının olduğuna inanırım. Bir de yani yollarda öyle arkada kötü iz bırakmamak lazım. Kesinlikle. Çünkü hiç anlamazsınız bir daha. Onların kesinlikle, üst kapınıza gelir. Bugüne kadar alnımızda o konularda hiçbir kara çalınmadı. Burada da bana Cancağızım diye hitap ettiğim, senelerden beri Cancağızım diye hitap ettiğim sevgili Hüseyin Demirgan benim uzaktı. Yönetim Akademisi. Yönetim Akademisi değil evet, mi? Evet, evet. Evet. Hüseyin Bey, evet, severiz. Hep yanımızda oldu Fark Yaratanlar. Her zaman. Her zaman da sevgili Hüseyin. Şu anda hala ve hala pek çok derneğiyle desteklerini devam evet, ediyor. O güzel bir insan olarak doğmuş, güzel evet, bir insan evet, olarak yaşıyor. Sevgili Özcan da onunla beraber. Onlar ortaklar zaten çalışmalarında. Hüseyin bana dedi ki hocam dedi madem dedi bu kadar dedi şey yapıyorsun dedi. Sivil gündemin gazeteyken ki hali ve imtiyazı zaten şeydeydi. Onlardaydı. Onlardaydı. O zamanlarda bu sıkıntılar yaşandığı için vergisi mergisi.
Dolayısıyla biz onu oradan şey yapmadık. Çözmedik yine orada. Duruyor. Ama zaman içerisinde sanıyorum o şeyden künyeden düşmüş olabilir. Hatta en son konuştuğumuzda da o konuya bir daha bir değinelim dedik. Neyse, bana dedi ki hocam sınıflar senin. Tamam, gel burada. Nasıl arzu ediyorsan. Gelin. Hiçbir şeyleri karışmıyor. Kendi şeyini kendin bul. Kimlerde çalışacaksan onları kendin bul. Kendi şeylerini kendin yayınla. Biz sana yönetim akademisi olarak destek vereceğiz. Benim hayallerimden bir tanesi de en son programı sevgili Hüseyin'le Lang TV'de yapmıştık. Sonra devam edemedik. Bazı sebeplerden dolayı programa. Sivil gündem söyleşilerini devam ettirebilmek. Ama kameram yoktu. Şimdi kameranız var anladığım kadarıyla. Canavar diye bir kameramız var. Evet. Sağ olsun sevgili Hüseyin. Hocam al dedi. Ben de aldım. Sağ olsun. Sevgili Erhan'cığımla birlikte inşallah bu işi birlikte İyi, yapacağız. Bakalım. Haftada bir tane ya da iki tane. İyi, bizim orada herhangi bir gelir şeyimiz yok. Ya aman oradan para kazanalım, buradan para kazanalım diye bir şeyimiz yok. Ama birisi de çıkar, ya arkadaş sizin bu program çok izleniyor, sivil toplum örgütleri izliyorlar. Biz de size bir sponsor olalım falan dersek, ya yan cebimize koy deriz. Aslında şöyle, doğrusu odur. Yani tabii. Siz şimdi program yapmak için reklam aramak zorunda değilsiniz. Reklamcının demesi, şunu demesi, ya sizin programı bak izleyicisi çok fazla, biz size reklam verelim demesi lazım. Yoksa insanlara kapı kapı dolaşıp da bana sponsor olsun, bana reklam versene dememesi lazım. Doğru. Ama onun için de içeriğinin iyi olması ve bunun iyi gözler tarafından gözlenmesi, ödüllendirilmesi mimari lazım. Şeyde fark yaratanlar da çok büyüktü. Sağ olsun ve çok dostum bana omuz attılar. Çoğunun sayesinde yapabildiğimiz şeyler oldu ama her defasında şey hissediyorsunuz kendinizi. Yani ben birinden bir şey istemeye hiç alışmamışım. Ben bu işin dilencisi olmayayım diyorsun yani. Bak ben bu işi yapıyorum. Sen de kendi adını duymak istiyorsun. Bak böyle bir kitle var, böyle bir iş var. Gel sen de bir hani işbirliği yapalım şeyinde. Ama onun da onu fark etmesi lazım. Olanlar oldu. Fark edenler evet. Oldu. Fark edenler oldu. Fakat nihayetinde öyle bir şey ki o maliyetleri o şeylerde karşılayamaz hale geldi. Hele bu sene yapmayı düşünseydik ya hiç altından kalkamazdık. Artık insani ihtiyaçlarımızı evet. Karşılama evet, noktasındayız. Evet, neyse evet, buraya evet. Girmeyelim. Hadi çok üzülüyoruz sonra Vallahi gerçekten. Zaten bunun içinde yaşıyoruz. Onun Doğru. içinde yaşıyoruz. Dilerim. Eğitim programlarımız hazır diyorsunuz. Sitemize girin her diyorsunuz. Her şeyimiz hazır. Görün, ne ihtiyacınız varsa alır diyorsunuz. Benim şöyle bir şeyim var. O huyumdan nefret ediyorum. Çok kızıyorum kendime. Bugün gene aynı şeyi yaptım Canan Hanım. Aklımda hiç yok. Bir görsel gördüm. Görselde şey var, iş ahlakı ile ilgili. Ne olacaktım? Sen ömrü boyunca iş ahlakını anlattın. İş ahlaksızlarıyla mücadele ettin. İş ahlaksızlarını evet. Anlatmak lazım aslında bir de. Hadi dedim bunu da alayım. Onu da aldım 42 oldu. Ama 41 indir 41 kere maşallah dememiz lazım. 42 kere maşallah olmuyor. 42 oldu. Tabii bütün bunların yanında yapmış olduğumuz başka şeyler de var. Mesela hizmet çalışmalarımız var. Bu fark yaratanların organizasyonlarında ben öyle bir organizasyon nasıl yapılacağını çok iyi öğrendim. Tabii canlı yayınlar yaptık. Evet, yani evet. Biraz aksasa da etse de. Ama aksaya öğrenildi zaten evet. Onlar. Hatalarla öğrenildi hep. Onların aksamaları izleyiciye yansımadı. Evet. Şimdi güzel tarafı da o oldu. Biz hep şeyde biz kendimiz kuliste, biraz titizlendiğimiz kuliste için yaşadık. Aslında doğru. Onları yapabiliyoruz. Ondan sonra çok inandığım bir çalışmam vardır benim seneler öncesinden de yaptığım. Müşteri memnuniyeti anketleri. Ama öyle laf olsun diye müşteri memnuniyeti anketleri değil. Gizli müşteri çalışmaları. Bütün sektörlerde olabilir. Mağazaları olan firmalarda mağaza satıcılarının eğitimi. Ama yerlerinde eğitim. Bunu da seneler boyunca yaptım. Yalnız benim şöyle bir şeyim var. Yani bana deseler ki referanslarını sırala 5 tane 6 tane şirket söylerim. Çünkü o şirketlerde çalışırken yaptım ben onları. Çoğunu da ben koydum zaten. Orada hem tabii. Sahne bunun hem öğrendiniz bir de yolda var. Da öğrendiniz. Tabii. Bunun içerisinde Prokotamek var. Frikal Ayşe var ki o zamanlar Propion'un bir şirketiydi. Klinex temizlik kağıtını getiriyorlardı. Onu satıyorduk yani. Bir tam var falan var. Bir sürü şey var. Merak eden bakarsa
Ben yarısını utanarak, yarısını keserek, kısarak şeyi bir CV'yi kendime koydum. Kendime CV'mi anlattım diyorsunuz. Onu koydum. Şey sormuyor mu size? Olcay Bey, bize kendinizi tanıtır mısınız gibi bir soru sormayalım şimdi size. Olcay Bey'i de tanıyan tanıyor yani. Merak eden de otursun baksın. Fi tarihinde doğdum, hala yaşıyorum. Fi tarihinden 2 sene sonra da ben doğdum. Evet. Neyse. Artık anlayan anlasın. İyi ki doğmuşsun. İyi ki doğmuşsun. Söylemek istediğiniz başka bir şeyler var mı bize? Valla uzun lafın kısası... Hedef kitle kimdir? Eğitim almak isteyen insanlar mıdır? Hedef kitle orada, kimdir mesela? Benim hedef kitlem yok. Böyle çok paralı, çok büyük paralar mı koyacaklar ceplerine? Böyle eyvah mı diyecekler? Bir kere çok para koyarlarsa ben sayamam o parayı. Tamam. Ben para da sayamayan bir adam olduğum için. Ben şunu istiyorum. Mesela siteye girsinler. Tamam. Unutuyorum, gerçekten unutuyorum neler olduğunu orada. İşte bir de benim Facebook sayfamda şey var. Sosyal medya hesaplarınıza da evet, takip etsinler sizi. İsterlerse baksınlar, görsünler. Peki şeyler sadece kişiler değil, fabrikalar falan da eğitim. Orada daha iyi değil orada mi kurumlar? Orada bütün eğitimlerin, orada bütün bir kez daha şu eğitim sözcüğünü kullandığım için özür diliyorum ama. Son anladık biz. Eğitim sözcüğünü de kullanmak zorundayım. Tabii. Neden? Çünkü Yönetim Akademisi Milli Eğitim Bakanlığı sertifikası verebiliyor eğitimlerde. Tamam. Dolayısıyla onların tanımlarında şey yok. Deneyim paylaşımı diye bir şey yok. Yok, eğitim veriyoruz eğitim diyorlar. Ve sertifika veriyoruz diyorlar. Tabii ki yani resmi olması bakımından. Eğitim almak isteyen, kendini geliştirmek isteyen kim varsa bu konuda sertifikalarını alacaklarını söylüyor. Her çok büyük bir paralar böyle ya çok... tabii ki değil. Yani benim dışarıda amacım çünkü şu. Çok korkunç rakamlar evet, döndüğünü evet, görüyorum öğrendim. Ben de onu siz öğrenmişsinizdir. Öğrendim ya onu. Benim amacım şu. 10 kişilik grubu kuralım. Hepsinden zaten ne zaman açılacak bunu biz onların sevgili dostlara şey yapacağız, deklare edeceğiz. Benim bu çalışmalarıma zenginler gelmeyecek. Benim bu çalışmalarıma ihtiyacı olanlar gelecek. Sertifikaya ihtiyacı olanlar. Ya bak bu adam ne diyor ya diyenler. Ha bak heybeden bahsediyor. Bu adam eşek heybesi mi taşımış yoksa heybesine gerçekten bir şeyler mi koymuş? Bunu merak edenler gelecekler. Dolayısıyla bakın şey bile yaptım yani çok çok uzun süre hattı alamadım da bugün bir yerde karşıma bedava hat çıktı. Bu şey için bir hat aldık. O da şeyde var, sitemizde var. Araya hiçbir aracı koymadım. Telefon hattı gibi. WhatsApp hattı da değil. Telefon hattı. Açsın bana sorsun. Konuşalım. Gidelim bir yerde buluşalım ya da o bizim yönetim akademisine gelsin buluşsun. Fakat bütün bunların yanında insanların bilmelerini çok istediğim bir şey var. Sivil Gündem platform freelancerlarla çalışmak istiyorum. Yani buradaki freelancer'daki anlamı şey de şu, proje ne kadar? 5 lira. Ne kadarı gider? 2 lira. Ne kaldı? 3 lira. Yarısı senin, yarısı benim. Anladım. Yani zaten çerçeveyi çizmek ve baştan konuşmak lazım. Çünkü sonra hallederiz falan dediğin zaman bir daha hallolmuyor. Yok olmaz. Sonra bir daha zaten olur. Zaten onun da bir sözleşmesi iyi, var. Evet, her şeyi iyi yapmak lazım. Var. Eğer bizi izleyenler teveccüh gösterirler de sivilgündem.platform.net'e girerlerse orada hakikaten son derece titiz hazırlanmış içerikler görecekler. Hı. Mesela bütün bunların yanında yaptığımız şeylerden bir tanesi hayalet yazarlığı. Ben daha önce yaptım. Fakat hayalet yazarlığı şöyle bir şey vardır. Oraya da yazdım onu da. Söz aramızda. Yani ben bilirim, kişi bilir, hak bilir. Hayır, onun mesela hayatta yapamam hayalet yazar. Ben imzamı atmadan hayatta duramam oraya. Böyle her şeyi söylemem lazım. O da bir şey. Tabii. Hayalet ama yazar olabilmek gerekiyor. Hayalet yazarlığın şeyleri de var. Bir sözleşmesi var. Ben hayalet yazarlığı sitede anlatırken şunu da söyledim. Bunun handikaplarını da yazdım. Bak dedim böyle handikapları da var. Mesela kitabın basılma aşamasını bana sakın gelmeyin. Çünkü ben bugüne kadar o işe çok fena kazık bir adam olarak onu çok iyi biliyorum. Zor bir iş bence hayalet yazarlığı. Ama oradaki hadise çok başka. Bu hayalet yazarlıkta bir sene içerisinde ya da iki sene içerisinde bir tane kitap çıkarsa 5 tane konuşma metni, 5 tane tez, 10 tane başka bir şey çıkar. Dolayısıyla mesela siyasilerde de görüyorsunuz. Kendi cümlelerini kurmuyorlar.
Tabii, kendi cümlelerini konuşuyorum, başka şeyler söylüyorum. Dolayısıyla bu metin yazarlığı da biraz daha farklı bir hadise. Yani heybenin içinde bir sürü şey var. Uzun lafın kısası. Seçin beğenin sözün, alın diyorsunuz. Noel Baba gibi sanki, evet, böyle hissettim bir anda. Evet. Torbaya yüklenmiş. Ben bir de kapısına ne bırakacaksınız? Ben bir de şunu düşünüyorum. 60,5 yaşındayım. Daha en fazla 5 sene, 6 sene ya, bu performansla giderim. Bu performansla giderim. Para kazanmak tabii ki çok önemli. Çok çok önemli ama şey demişler. Emeğinin karşılığını almak. Eğer 20 yaşına kadar para kazanamıyorsan 30 var. 40 var. 30'a kadar kazanamıyorsan 40 var. 40'a kadar kazanamıyorsan 50 var. 50'ye kadar kazanamıyorsan, 50'den sonra kazanamıyorsan alacaktı, kazanamayacaksın birader. Neyse, görelim bakalım 60'tan evet, sonra kazanılıyormuş gibi göreceğiz. Siz kazanırsanız bana da söyleyin, ben de yeneceğim. Birlikte çalışalım. Hiçbir şey kazanmadım. Bir de, çok dost kazandım ama. Evet, evet. Yani bedelsiz, bila bedel yani, onlar yani. Onların konuda, bedeli yok. O konuda her ikimiz de şanslıyız demeyeceğim. Şanslıyız demeyeceğim. Çünkü biz güzel şeyler ektik. Ektiklerimizi biçtik. Yani. Ha, arada birkaç tane de çıktı. Onları da onların sadakası saydık. Hoş. Oldu, bitti. Öyle oluyor. Teşekkür ediyoruz. Olcay ben çok Bey, teşekkür ederim. Çok keyifli bir minti sohbet oldu. Nur Hanım'ın kameramanlığında, yönetmenliği. 5 sene sonra kaldığımız yerden devam edelim. 5 sene sonra yeniden randevulaşıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. sivilgundemplatform.net'te girmeyi unutmayınız. Teşekkürler. İyi günler hepinize.